Şehzademle İskender Çelebi bahçesine kadar at koşturdum. Neredeyse geçiyordu beni. Şehzademle ne kadar övünseniz azdır hünkârım. Kendilerinin iyi yetişmeleri için elimden geleni yapıyorum. Âlâ. Rüstem'a hazırlığını yap. Babamla birlikte ava gideceğiz. Acele etme aslanım. Münasip bir vakitte daha sonra gideriz. Söyle yemeği has bahçeye getirsinler. Şehzademle birlikte yiyeceğim. Emredersiniz hünkârım. Siz yokken Mustafa abimle dolaşır sohbet ederdik. Denize açılmak istiyor. Büyük bir donanmayla suyun öte yanına geçmek niyetinde. Sen ne düşünüyorsun? Gidebilir elbette. Ama şimdi değil. Bence batıya yürümeliyiz. Beç'e. Orası mühim çünkü. Eğer kafir dilince Viyana denen Beç düşerse... o zaman bizi kimse durduramaz. O günler de gelecek aslan parçam. Allah'ın izniyle nice zaferlerimiz olacak senin. Hünkârım müsaadenizle. Lalam gelmiştir. Derse gitmem lazım. Bekletirsem kızar. Hünkârım. Söyle. Sizin yanınızda olmaktan, size hizmet etmekten daha büyük bir şeref yoktur benim için. Lakin bu şartlar altında vazifeme devam etmem pek mümkün görünmüyor. Ne demek bu? Hangi şartlardan bahsediyorsun? Rahmetli İskender Çelebi'nin yetiştirdiği herkes tek tek azledilmekte. Malumunuz beni de kendileri yetiştirdi. Üzerimde emeği büyüktür. Eminim sıra bana da gelecek. Kimin kararı bu? İbrahim Paşa Hazretleri. Devletimizin âli menfaatleri için böyle münasip görmüşler. Anladım. Çekilebilirsin. Cihangir. Yapma böyle. Bak hepimiz çok üzülüyoruz. Firuze nerede? Onu çağırın. Şehzadem. Mehmet, validem onu kovdu. Buraya gelmesi yasak. Niye? Ne oldu ki? Nereden geldi bu? Hızır Reis Halik'e geldiği vakit takdim etmişti hünkârım. Tiziano ve Cellio'nun bir resmi. Tiziano mu? İtalyan ressam. Biliyorum paşam. Bence en az ustası Giovanni Bellini kadar iyi bir ressam. Bu hatun kim peki? Karısı mı? Değil sultanım. Giulia Gonzaga, kendisi bir düşes. Söylenenlere göre dünyanın en güzel hatunuymuş. Bu muymuş dünyanın en güzel hatunu? Validem Hürrem Sultan'ın yanında esamesi bile okunmaz. Öyle değil mi? Öyle. Şehzadem arzu ederseniz resmi size hediye edebilirim. Çok sevinirim paşam. Hünkârım. O kadar çok istiyorsan senindir. Lakin kaideleri biliyorsun, sarayda asılmasına müsaade etmem. Bence de asma kardeşim. Sonra hatunlar hadise çıkarmasın ki bu diye. Hürrem artık çıkalım. Nasıl arzu edersin? Hünkârım, gidiyor musunuz? Hatice'm, bu gece beni ziyadesiyle memnun ettiniz. Sizi hep böyle mesut görmek isterim. Merak etmeyin. Sen de gitmeyeceksin Mehmet. Ben sadece bunun sebebini öğrenmek istiyorum. Ayrıca laflarına dikkat et. Sen bana ne yapacağımı söyleyemezsin. Söylerim. Söyleyemezsin. Mehmet Mijima. Benim burada olduğumu unuttunuz galiba. Bağışlayın valide. Sizi bir daha böyle görmeyeceğim. Hiç kimse, ben dahil hiç kimse için karşı karşıya gelmeyeceksiniz. Anladınız mı beni?
daha babana saygısızlık yaparsan kalbini kırarım. İyi de validem. Ne olursa olsun. Karşında sadece baban değil, hünkârın var. Bunu sakın aklından çıkarma. Şimdi git özür dile. Sana kıyamaz. Hayır. Firuze'yi hayatımıza sokmasına izin vermeyeceğim. Firuze'yle ne alakası var? Neden kimse bana bir şey söylemiyor? Gözdesiymiş yıllardır. Haberin yok mu? Mişima! Sultanım. Müjdeler olsun. Hünkârımız Firuze Hatun Av Köşkü'ne götürmekten vazgeçmiş. Demek ki şerimiş. Şehzadem, hünkârımız yalnızca sizin gelmenizi istediler. Birlikte Av Köşkü'ne gideceksiniz. Esas Manisa'ya gittiğimizde hava çıkalım seninle. Oranın dağları, ormanları farklıdır. 16 yaşındayken gitmişsiniz. Doğru. Uzun müddette kaldım. Avucumun içi gibi bilirim. Şimdi ise Şehzade Mustafa hükmediyor topraklara. Ben nereye gideceğim hünkârım? Hangi sancağı? Acele etme şehzadem. Vakti gelince öğrenirsin. Daha ne kadar yürüyeceğiz böyle? Ne oldu? Yoruldun mu Selim? Yoruldum. Aslan da yok burada. Kurt da yok. Bu ormanda aslan olmaz şehzadem. Kurt var mı peki? Olmaz mı? Alaca kurtlar da ulaşır. Sen hiç alaca kurt gördün mü? Gördüm şehzadem. Boyu bu kadardı. Kalın bir kürkleri vardır. Dişleri öyle kuvvetlidir ki avını tek ısırıkta parçalar. Rüstem Ağa. Emredin hünkârım. Şurada soluklanalım biraz. Nasıl arzu edersiniz? Rüstem Ağa. Emredin hünkârım. Toparlanın, karanlık çökmeden yola koyulalım. Asker, toparlan. Haydi acele edin. Kesen bir sürü. Rüstem Ağa. Emredin hünkârım. Döner dönmez Mehmet'in hocalarıyla konuş. Onlara da sana da uyku haram. Mehmet'in kusursuz şekilde yetişmesi için ne gerekiyorsa yapılacak. Anladım hünkârım. Şehzadem.
Söyleyin hamam hazırlasınlar. Emredersiniz şehzadem. Mehmet. Bayla, hoş geldiniz. Esasen hoş geldin. Ateşin var senin. Hasta mısın yoksa? Validem, ne yapıyorsunuz? Ne? Çocuk değilim ben. Ama ateşin. Mühim değil. Müsaadenizle üstümü değiştireceğim. Madem öyle, istirahat et biraz. Sonra konuşuruz. Şehzade Hazretleri. Clara. Şehzadem. Yiyecek bir şeyler getirin. Emredersiniz şehzadem. Uzun zamandır seni izliyorum. Sana bakıyorum. Bu nasıl bir yüz böyle? Bu ten. Bu koku. Sonra gözlerin. Aklımı başımdan aldın Hatun. Sizi görebilmek, sizin yanınıza gelebilmek için her defa Kiraz Ağa'ya ne yalanlar söyledim, ne diller döktüm. Bir bilseniz, Tanrı beni bağışlasın. Halde. Mehmet. Ne oluyor, kim bu? Adı Clara. Onu beğendiğini biliyordum. Neden sual ediyorsunuz validem? Bir sakıncası mı var? Hayır. Benim aslanım kimle isterse onunla birlikte olur. Ben sadece bilmek isterim. Oğlum nerede, kiminle? Ne yaptığını bilmek isterim. Size daha evvel de söyledim. Çocuk değilim artık ben. Bir şehzade olarak sancağa çıkmadan evlat sahibi olman yasak. Bu yüzden cariyelerinle olan münasebetine dikkat etmelisin. İlaveten ben yaşadığım müddetçe değişmeyecek bir şey var. Benim yanımda olacaksın. Asla sözümden çıkmayacaksın. Ve hiç kimse için... hiç kimse için beni karşına almayacaksın. Anladın mı? Bu senin için de geçerli miyim ha? Anladınız mı beni? Miyim ha? Anladım validem. Güzel. Ben hünkârımızın yanında. Thank you.
Demek Clara. İlk gece için iyi bir seçim. İşin yok mu senin? En fazla bir hafta kalırız. Ondan sonra döneceğim. Bir isteğin varsa söyle. Aslında bir şey var. Söyle. Ben Müslüman olmak istiyorum. Bunu gönülden istiyor musun? Evet. Hem de tüm kalbimle. Şimdi söylediklerimi tekrar et. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne. Ve eşhedü enne. Muhammeden. Muhammeden. Abduhu. Abduhu. Ve Resulü. Ve Resulü. Bundan böyle senin adın Nurbahar olsun. Nurbahar. Müsaadenizle. Siz niye geldiniz? Gitmeden görelim dedik. Rahatsız ettik galiba. Ne rahatsızlığı? Söyleyin bakalım. Ben de kendime cari istiyorum. Aklın fikrin haremde. Biraz da derslerine meşgul ol. Sen kendine bak. Buraları avcumun içi gibi bilirim. İbrahim'le gezmediğimiz, dolaşmadığımız yer yoktur. Devlet idare etmeyi burada öğrendim. O günü ben de iple çekiyorum hünkârım. Aklın fikrin sancağa çıkmakta. Ben de öyleydim. Lakin Manisa'dan evvel 3 sancak değiştirdim. Yüce Atam Sultan Beyazıt Han beni evvela Karahisar sancağına tayin etti. O vakitler rahmetli amcam Şehzade Ahmet Amasya'daydı. Bu çocuk burada ayağımın altında dolaşmasın diye istemedi. Böyle olunca Bolu sancağını verdiler. O vakitte amcam ben İstanbul'a sultan olmaya giderken Selim'in oğlu yolumu keser diye istemedi. Böyle olunca iki valiliğim de başlamadan bitmiş oldu. Ondan sonra Kefe sancağına tayin ettiler. Kefe mi? Karadeniz'in kuzeyindedir. 3 yıl orada kaldım. 15 yaşındaydım gittiğimde. O halde benim de gitmem farz oldu. Sende o cevher var elbet. Benim göz bebeğimsin. Lakin vakit vakte uymaz oğlum. Abin Mustafa sancağa yeni çıktı sayılır. Bir müddet geçsin. Hem bakalım validen senden uzak kalmayı isteyecek. Validem ister. Bir an evvel devlet nasıl idare edilir öğrenmem lazım. Emri hak vuku bulur da bir gün terk edersem bu dünyayı. Allah göstermesin hünkârım. Böyle söylemeyin. Bir gün olacak elbet. Ben de herkes gibi göçüp gideceğim. İşte o vakit kim nerede olur, ne halde olur bilemem. Ancak tahta Mustafa yakındır oğlum. Lakin kimin hükümdar olacağını Allah bilir. Rahmetli babam tahta çıktığında en küçük evlattı. Mustafa abimin bu yüce vazifeyi layıkıyla yapacağından kuşkum yok. Ben de her daim yanında olurum. Her ki mesneye evladından saltanat müyesser olan garındaşların nizam-ı alem için katletmek münasiptir. Ekser ulema dahi tecmiz etmiştir. Anımla amil olalar. Neden bunu söylediniz hünkârım? Yüce adamı Sultan Mehmet Han kanunnamelerimizde böyle buyurmuştur.
Bunu zinhar aklından çıkarmayasın. Mustafa abim ne bana ne de kardeşlerime kıymaz. Kıyamaz. Kıymaz evet. La Divina Commedia. İbrahim Paşa'nın hediyesidir. Dante Alighieri'nin. Okumadıysan al. Yalnız İtalyanca. Bir türlü tam vakıf olamadım. Ama inat ettim, öğreneceğim. Neyi anlatıyor? Cehennemi. Sonra Araf'ı. Cenneti. Muazzam bir seyahat. İnsanın kendi ruhunda çıktığı muazzam bir seyahat. Zannediyorum Miraçnamelerden esinlenmiş. Neyse, bir iki gün dinlen de beraber hava çıkarız. Çok isterim. Gelmeden babamla da gittik. Nasıldı? İyiydi. Babamla kılıç talimi bile yaptım. Kısa sürdü her zamanki gibi. O gün bana bir rüyasını anlattı. Ben doğduğum gece bir rüya görmüş. Odasına gittiğinde karanlıkmış her yer. Birden bir ışık süzülmüş içeri. Bir ay doğmuş sanki. Tahtı aydınlatmış. Üstünde bir bebek görmüş. Uyuyan bir bebek. Benmişim o. Buraya kadar gelmişken hava çıkarız elbet. Lakin günübirlik gideriz. Vaktimiz kısıtlı. Manisa'yı merak ediyorum. Abim gezdireceğini söyledi. Ben de epeydir görmedim. Birlikte gezeriz. Mustafa'm. Buyurun hünkârım. Nerelere daldın? Hiç. Sizi dinliyorum. Keşke hep böyle bir arada olabilsek. Bir vakitler bu orman bizim sığınağımızdı. Saraydan kaçıp buralara gelirdik. Muhafızlar bütün gün bizi arardı, biz de sohbet ederdik. Hiç bıkmadan, usanmadan hak, adalet, ilim, sanat, felsefe, nice hayaller kurardık. İbrahim Paşa ile mi hünkârım? Paşa da çok bahsederdi o günlerden. Hatta itiraf etmeliyim ki paşayı kıskanırdım. Benden çok onu görürdünüz. Güzel günlerdi Mustafa'm. Paşa ile yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Dostluğumuz her şeyden önemliydi. Gizli saklı nedir bilmezdik. Meğer o saf günlerimiz hayatımızın en güzel vakitleriymiş. Birden bir ışık süzülmüş içeri. Bir ay doğmuş sanki. Tahtı aydınlanmış. Üstünde bir bebek görmüş. Uyuyan bir bebek. Benmişim o.
Tufan? Nedir senin canını sıkan şey böyle? Hünkârım, çarşıda pazarda kimin ne söylediği mühim değil. Benim tek arzum size layık bir evlat olabilmektir. Ben seni tanırım Mustafa'm. Cümle alem benim karşıma geçip senin aleyhine konuşsa zinhar itibar etmem. Bu nikah meselesiyle de sizi üzdüysem bağışlayın. Böyle şeyler beni üzmez Mustafa'm. Bilirsin benim aşka hürmetim vardır. Lakin dikkat etmen lazım. Görüyorsun herkes seni cümle Osmanlı mülküne layık görüyor. Tıpkı benim gibi. Bu yüzden aşkın seni aciz kılmasına müsaade etme. Herkes seni konuşuyor burada. Bir hayli seviyorlar. Payitahtta da öyle. Bilhassa Yeniçeriler. İsmini ağızlarından bile düşürmüyor. Onların bu sevgisine layık olmak için elimden geleni yapıyorum Mehmet. Beni sevmiyorlar ama. Adımı bile kimse zikretmiyor. Validem hakkında, benim hakkımda neler dediklerini işittin. Sen onlara kulak asma. Daha seni tanımıyorlar. Biraz vakit geçsin. Ne kadar akıllı, yiğit bir şehzade olduğunu kendi gözleriyle görecekler. Babamla gelirken yolda sohbet ettik biraz. Bana bir kanundan bahsetti. Sultan Mehmet Han'ın buyruğuymuş. Kanunlarımızın çoğu yüce atamıza aittir. Hangisini dersin? Her kim esniye evladımdan saltanat müessir ola, karındaşların nizam-ı alem için katletmek münasiptir. Ekser ulema dahi tecviz etmiştir. Anımla amil olalar. Eğer bir gün olur da tahta çıkarsan, bana kıymazsın değil mi abi? Mehmet. Kardeşim. Ben sana nasıl kıyarım? Dünya yıkılsa, cümle alem üstüme gelse, eğer kılıma zarar verirsem erkek değilim. Evet, nefes alıyor. Mehmet! Ne oldu? Kim yaptı bunu? Ormandaydık. Nasıl oldu anlamadım. Birden saldırdılar. Hekimler nerede kaldı? Çabuk! Hatunları çabuk dışarı çıkar. Şuraya. Kızlar gel.